Herkese günaydın. Bugün size Özgü'yle bir günde neler yapıyorum evde, günüm nasıl geçiyor, ne işler yapacağım onların videosunu çekmek istiyorum. Ondan öncesinde biz giyindik, hazırlandık, Özgü'yü yedirdim. Babaannesinin aşağıya kahvaltı ineceğiz. Oradan sonra eve çıkıp bir sürü işimiz var kızımızla, onları yapacağız. Onların da videosu sizinle olacak, sizinle paylaşacağım. Bakalım Özgü'ye ne giydirmişim. Günaydın. Böyle bir şortlu takım. Günaydın. Bak anneciğim, bak bak bak. Bak 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 bak. Merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın aşkım. Günaydın aşkım. Çok güzel olmuşsun. Kafandaki çok güzel. Kafasındakini Ace Vakit'ten almıştım. Mevlüt kıyafetlerini değiştirmeye götürdüğümde. Bu da değiştirdiğim birkaç kıyafetten biri. Bu takımdan gelmemişti sanırım. Bedenini de bulamadım orada, bir küçük bedenini. Ben de farklı bir şey aldım. Bunu aldım. Ay çok geç anneciğim. Hadi babaanneye gidelim. Gidelim mi babaanneye? Tamam, gidelim o zaman. O zaman bize afiyet olsun. Evet, biz kahvaltımızı yaptık. Annem de geldi bu arada, sevgili annemlere. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi Şeref babam kahve istedi. Ona kahve yapacağım. Anne, siz de istiyor musunuz? Alırız. Tamam. Annelerim de istiyormuş. 3 tane kahve yapacağım. O zaman başlayalım. Hah, ablam da istiyor içeriden bari. Özgü Duru istiyor mu? O da istiyormuş. Tamam, 5 tane kahve yapacağım. Hadi bakalım. Evime geldim. Özgü'yü şimdi yedirdim, uyuttum. İçeride o uyuyor. Ben de evde ne yapacağımı tek tek size göstereceğim. Zaten benim işim avcı ve toplayıcı diyor Murat bana. O yüzden ben salondan itibaren, hatta balkondan itibaren bütün evi toplayacağım. Toplamakla başlayacağım. Sonra evi süpüreceğim. Daha sonrasında ütü yapmaya başlayacağım eğer vaktim kalırsa. Daha sonrasında bugün kına var. Seda'nın kaynının kınası. Kınaya gideceğiz akşam. Kızımı da süsleyeceğim. Kendim de süsleneceğim. Onları size çekeceğim inşallah. O zaman biz toplamaya, avcı ve toplayıcılığa başlayalım. Dün burada şu mahalde görüyorsunuz. Murat sağ olsun beni yaktı. Bacağıma çay döktü yanlışlıkla. O yüzden dün acıdan hiçbir şey yapamadım evde. Balkonda da çay içiyorduk. Malum olay olduğunda. Burası böyle kalmış. Burayı toplamakla başlamadan önce çamaşırları asmıştık. Çamaşırları toplayacağım. Daha sonrasında böyle toplaya toplaya geliyorum. Hemen bir çamaşır sepeti alalım. Salonumu topladım şimdi, balkonumla birlikte. Şimdi burayı süpüreceğim ve çıkacağız. En son süpürmeye karar verdim. Şimdi mutfağımı toplayacağım. Bunu bu arada Büşra ablam yapmıştı, kuzenim. Buradan ona tekrardan teşekkür ederim. Böyle el yapımı şeyleri çok seviyorum ben. Çok da güzel olmuş. Hatta kullanmaktan biraz eskitmişim ama gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık ablacığım. Şu çay döküldü diye Murat bunu silmiş. Şöyle kiler var. Bunu çamaşır suyu suya koyacağım. Az önce şekerliğim kırıldı. Evet, şimdi ben evi toplarken Murat işten geldi. Lahmacun söyledik.
Ben bir şey yapamadım çünkü annemler falan aşağıdaydı. Bayağı uzun oturdum. Murat da gelince bir şey yapamadık. Lahmacun söyledik. Şimdi lahmacun yiyeceğiz. İşte insanlar ne bileyim sushi yerken, ahtapot yerken falan çekiyor ya videoları. Mukbang mi diyorlar, bir şey diyorlar. Bizim mukbangimiz de bu. Lahmacun bol soğanlı. Lahmacun candır. Gerisi can. Bol soğanlı böyle olacak. Bir de güzelse eğer gerçekten hoş oluyor. Sen bugün kınaya gideceksin. Bol soğanlı yemek istiyorsun. Bir şey olmaz ya. Fırçalarız sakız makız. Soğansız lahmacunla lahmacun demem. Bir İbrahim Tatlıses, iki ben. Al hayatım, ye. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Mevlüt'ten kalan ayranlar. Mevlüt. Mevlüt. Ama bir gün biz de sushi'yi denemek istiyoruz Özge'yle. Özge daha önce yemiş. Bir Boğaz'da bir davetteyken yemiş kendisi. İşteyken. Ben hiç yemedim. Balığı çok severim normalde ama onun balıkla pek alakası yok galiba, bilmiyorum. Hayır. Ama deneyeceğim. Çok alakası var. Bildiğin çiğ balık yiyorsun yani. Nasıl alakası yok? Ama kızartılmışıyla alakası yok. Hı. Resmen balığı çiğ çiğ yiyorsun ve ağzında balık var. Balık var yani ağzında. California roll diye bir çeşidi güzelmiş galiba. Tam emin değilim de. Ya sen lahmacun yerken neyden bahsediyorsun ya? Ya California roll. O zaman ben işlere devam. Burada bir prenses var. Burada bir prenses var. Uyuyacaktın ya. Kolları hep yukarıda, hep. Bu işe bakın ya. Kollar hep yukarıda. Hep. Prenses. Şurada bir ayak var. Hani derlerdi ya. Dünyanın en güzel kokusu evlat kokusu diye. Gerçekten çok haklılarmış. Gerçekten. Ya bakınca bile gözlerim doluyor. Nasıl bir duygu anlatamam. Allah isteyen herkese nasip etsin bu duyguyu. Sesim çatallaştı. Anneciğim seni çok seviyorum. Şu ayağımı. Tırnakları uzamış. Geçen gün kestik, yine keseceğiz. Tırnakları uzaymış kız çile. Derin uykudaysa asla uyanmıyor. Köpekle bir kere daha öpüp işime devam ediyorum. Oh Allah. Resmen uyuşturuyor ya. Halım kaymış bak. Burayı toplayalım mı Özgücüm? Oo, sen hep böyle yatıyorsun, olmaz ki ama. Birazcık anneye yardım edeceğim daha. Kalk kız. Kalk kız, çay koy. Anneciğim sen bunları büyüdüğünde izlerken inşallah benim hissettiğim duyguları anlayabiliyor olursun. İnşallah bu videolar yüzünden bana hiç kızmazsın. Benim için çok güzel bir anı. Senin bu küçüklüğünden büyüklüğüne kadar inşallah burada olursam, YouTube'da olursam çekeceğim. Her aşamanı görmek, her gün bakmak gerçekten müthiş bir duygu. O yüzden böyle bir fırsatım varken seni YouTube'da paylaşmadan duramazdım. Üzgünüm. İyi ki de geldin anneciğim. Niyeyse bir duygulandım ben ya. İyi ki benim kızım olmuşsun. İyi ki seni
Ya iyi ki seni kucağıma sağlıklı bir şekilde alabildim. Allah'a binlerle şükrediyorum bunun için. İnşallah sen de büyüdüğünde, bu videoları izlediğinde iyi ki benim annemsin diyebilirsin. Gerçekten ağlayacağım şimdi. Tamam. Biz asıl işimize dönelim. O zaman odamızı toplamaya devam edelim. Bir kere daha yapacağım. Anne. Anne. Anneciğim. Böyle bir de eline getiriyorum. Elimi hemen kavruyor, tutuyor. Çok güzel. Nasıl bir girilme şekli. En sevdiğim oda bu. Mevlüt'ten gelen hediyelerin bir kısmını yıkadım. Astım, kuruladım. Şimdi bir kısmı da burada. Bunları da yıkayacağım. Ama ondan öncesinde etiketlerini falan koparmam gerekiyor. Birinde etiketler oluyor. Onları da kesiyorum. Kızıma bakmasın. Bu etikete bakar mısınız ya? Yani niye bu kadar uzun yapılıyor bunlar bilmiyorum. Kızımın kıyafetlerini elde yıkamada, yıkama programında yıkıyorum. Kendi deterjanlarıyla. Kızımız hala burada uyuyor. Anneciğim. Sevgilim. Tanem. Bebeğim. O zaman ben süpürmeye geçiyorum. Anneciğim günaydın. Günaydın anneciğim. Ama yeter uyudun aşkım. Yeter uyudun anne. Bir tane. Bıcı 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 yapacağız. Evet şimdi biz evimizi temizledik. Topladık. Özgü Duru'yu banyo yaptıracağız. Ama o hiç oralı değil. Sonrasında da tekrar uyuyacağız. Evet, şimdi ben uyuyacağım. Anne. Anne. Anneciğim, bak bana bak. Ya yeter uyudun ya. Uykucu diyorlar sana kızım YouTube'da. Uykucu diyorlar. Buradan ne söylemek istersin onlara? Anne. Murat burada suyunu hazırladı. Evet bu sünger ebebekten almıştık biz bunu. Bunun üstünde yatırıyoruz Özgü'yü. Öyle yıkıyoruz. Hem üşümüyor hem batmıyor. Çok güzel, çok da rahat. Size de öneriyorum. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben 40 TL'ye almıştım. Evet, şimdi geldik. Kına için hazırlanacağım. Kızımı yedirdim. Murat şu an arkada dans ediyor. Göstermek isterim. Göstereyim mi? Ne yapıyorsun Murat? Görüntü yönetmeni. Ne yönetmeni? Görüntü. Ya sen görüntü yönetmeni mi oldun? He?
Şimdi sen zaten çok makyajla hoşlanmadığın için benim de öyle bir ilgi alanım neymiş yok. İşte. Senin için yok değil. Boşuna uğraşıyorsun çünkü. Neden? Zaten güzelsin. Şimdi giymeye gidiyorum. Sonrasında Özgü giydireceğim. Sonrasında çıkacağız. Biraz geç kaldık. Acele etmem gerekiyor. Biz hazırlandık. Böyle pembiş oldum. Bu eşarbı ilk kapandığım yıllarda almıştım. 2013 yılında. Bu üstümü de yine aynı şekilde. Hala kullanıyorum severek. Kızımla birlikte pembe renk giydik. Kızımı da göstereyim. Gerçi şu an çok belli olmuyor. Babası hemen koymuş. Bu sefine böyle tüllü tüllü, pembiş pembiş. Şu an ağzında olduğu için onu da görmüyorsunuz. Kına'da göstereceğim inşallah. O zaman biz Kına'ya gidiyoruz. Biz şimdi arabadayız. Kına'ya doğru gidiyoruz. Özgü Duru yine uyuyakaldı. Göstereyim. Mevzi de çok minnoş. Abla, ne oynayacaksın? Çifte terlisinden tut, halayına, horonuna. Horon çalarlar mı sence? Bilmem, çaldırırız çalmazlarsa da. Bizim kınada, benim yani. Kınamda horon açmışlar mıydı? Evet. Ben hiç hatırlamıyorum. Kınaları severiz. Güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor. Özellikle sadece kızların olduğu kınaları daha çok severiz. O zaman iyi eğlenceler. Biz şu an kınadayız. Çok güzel bir yerde tutmuşlar gerçekten. Bayıldım. Kenarında bir yer. Çok güzel. Evet, şimdi kınamız bitti. Biz toparlanıp eve gideceğiz. Kızımız burada bir uyudu, bir uyandı. Tekrardan geri uyudu. Çok güzel bir kınaydı. Tekrardan Allah mutlu mesut etsin. İnşallah çok mutlu olursunuz. Bu videonun da sonuna geldik. Özgü ile günümüz bu şekilde geçti. Bol yorucu ama çok güzel bir gündü yine. Çok eğlenceli bir gündü. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.